Gel. Nurbanu. Ne oldu? Beni beklemiyor muydun yoksa? Bekliyordum elbet. Lakin bu kadar çabuk değil. Mektubunu alır almaz yola koyuldum. Buna verdiğimiz anlar daha üzül geldi. Bir an evvel sana kavuşmak da arzum. Başın sağ olsun. Zor günlerdi Nurbanu. Sen yanımda yokken hele. Ben artık buradayım. Bana sarılacaksın, bana tutunacaksın. Güç vereceğim sana. Hürrem Sultanımız nasıllar? Afiyet dediler inşallah. Cihangir'in vefatı onu derin bir buhrana sevk etti. Ben bile yanına gitmeye çekinir haldeyim. Gel. Az evvel yeğenlerimi gördüm. Büyümüşler. Sen nasılsın? Saatinize duacıyım sultanım. Ben de taziye için yanınıza gelecektim. Başınız sağ olsun. Rabbim şehzademiz Cihangir'in mekanını cennet eylesin. Amin. Bilal yanıma gelirsin. Şimdi beni kardeşimle yalnız bırak. Hayrola Mirim'e? Bir şey mi oldu? Günlerdir aklımda. Bir türlü diyemedim. Yüzleşmekten kaçtım Zira. Hünkârımız ne haldeydi? Nasıl karşıladı Cihangir'in kaybını? Mustafa abim. Mahvoldu. Mustafa abimin ömrüne o hükmetti. Belki de onunla birlikte Cihangir'inkine. Lakin en çok onun canı yandı. Peki ya Cihangir? Çok acı çekti mi son anlarında? Hayır. Ağrısız, sızısız bir şekilde ruhunu teslim etti. Hekimler afyon şurubu vermişlerdi Zira. Keşke elimden gelseydi de mani olabilseydim. Yoksa Bayezid gibi sen de beni itham edeceksin olanlardan. Daha Cihangir'in cenazesi kaldırılmadan keşke sen ölseydin diye haykırdı yüzüme. Hem de herkesin önünde. Böyle devam ederse haddini bildirmek zorunda kalacağım. Sakın Selim. Sakın. Her şeyden öte Bayezid şu an saltanat naibi. Onun bulunduğu makamı hürmet göstermek zorundasın.